Arkadaşlar ben Baba merhaba. Sizin için videonun sonuna kadar yarıla yarıla güleceğiniz çok güzel bir içerik hazırladım. Bu videoma 1000 like gelirse yarın yine bu tarz çok güzel bir video hazırlayacağım. İyi seyirler. Kanka kızım biri bana bugün seni seviyorum diye mesaj atmış biliyor musun? Hadi ya sana mı? Kızım biri seni seviyorum diye mesaj mı atmış? Sen ne yazdın? Vallahi kanka hemen engelledim. Oğlum sen mal mısın lan, kız sana seni seviyorum diye mesaj atıyor. En azından kimdir kimin nesidir öğrenseydin. Kanka seni seviyorum diye bana mesaj atacak kadar düştüyse ya kördür ya topal. O yüzden hiç merak etmedim. Söyle bakalım Hasan, üç tarafı denizlerle çevrili kara parçasına ne denir? Bilmem. Etrafın sarıldı falan mı denir? Hasan komik mi olduğunu zannediyorsun? Benim canımı sıkıyorsun ama yavrum. Peki dört tarafı denizlerle çevrili kara parçasına ne ad verilir? Bakalım bu soruya en küstah cevabı nasıl vereceksin? Ona ada denir hocam. Burada küstahlığın lüzumu yok. Hasan senin amacın ne oğlum? Benim sabrımın sınırını mı merak ediyorsun? Hocam vallahi ben hiçbir şey merak etmiyorum. Asıl merak eden sizsiniz. Baksanız ya, devamlı soru soran sizsiniz. Hocam bize hep üçgenin iç açılarını soruyorlar. Ama insanların iç açılarını hiç sormuyorlar. Ben asıl onu merak ediyorum. Bütün okul sizin karınızın size nasıl kötü davrandığını biliyor. Sizi nasıl aşağıladığını biliyor. Ve de sizin ne kadar kılıbık bir koca olduğunuzu da biliyor. Karınıza hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Onu evde sözlüğe kaldıramıyorsunuz. Geliyorsunuz burada bizi sözlüğe kaldırıyorsunuz. Yapmayın bunu hocam bize. Kanka saat geç oldu, eve mi dönsek acaba ya? Yok oğlum ne kızacak ya, ben kaç yaşında adamım, hiçbir şey diyemez bana. Baba saat kaç olmuş, sen daha yatmadın mı? O arkandaki bez parçası ne? Saat kaç lan hayvan herif? O bez parçasıyla da ağzını bağlayacağım ki komşular dayak yerken bağırtılarını duymasan. Kanka baban arabayı izinsiz aldığı için bir şey demesin. Yok ya bir şey demez kanka, onun malı benim malım. Hem ben arabayı aldığım gibi aynı park ederim, hiç anlamaz bile. Oğlum sen ne zaman uslanacaksın ya? Baba ne yapayım, benim hiçbir suçum yok, araba bana geldi çarptı. Cana geleceğine mala gelseydi keşke. Zaten cana gelmedi baba, mala geldi. Arabanın levyesini niye getirdin baba? Mal derken seni kastettim mal herif. Sen nasıl arabanın her tarafını yamulttuysan ben de bu levyeyle senin her tarafını yamultacağım. Ulan oyuna para yüklemem lazım ama param da yok. Babamın kredi kartı bilgilerini biliyorum ya. Babamın kredi kartından çekeyim. O kadar işlem arasında nereden fark edecek ya? Baba hoş geldin. Ulan sen bugün benim kredi kartından oyuna para mı yükledin lan? Yok baba, nereden çıkarttın? Bankadan mesaj geldi lan hayvan herif. Gel buraya, ağzını burnunu kıracağım. Avukat bey iyi ki geldiniz, çok ceza alır mıyım ben? Çok ceza almamanız için elimden geleni yapacağım. Şimdi sizi sorguya alacaklar. Sorguda her şeyi inkar edin, tamam mı? Tamam anladım avukat bey, her şeyi inkar edeceğim. Evet sandalyeye otur bakalım, sana sormamız gereken birkaç soru var. Sorguda her şeyi inkar edin, tamam mı? O bir sandalye değil. Nerede bu numara ya? Allah Allah. Kaydetmedim mi acaba? En son ne zaman aramıştı bu? İnşallah numarayı kaydetmişimdir ha. Kanka! Lan ne oluyor oğlum ya? Niye sessiz sedasız geliyorsun, ödümü patlattın ya? Allah Allah. Şarj aletin var mı diye soracaktım. Benimki bozulmuş da. Kanka! Allah! Oğlum ne yapıyorsun ya? Ya şöyle sessiz gelme, ödümü patlatıyorsun ya! Kim kesti elektriği? Kim kesti elektriği? İmdat! Katil misin? Katil mi var orada? Sen mi kestin elektriği? Kanka korkma korkma, ben Bilal ya. Bir ay elektrik faturasını ödemedik. Hemen elektriği kestiler ya. Allah Allah! Terbiyesiz herifler. Oğlum sen de niye ödemiyorsun elektrik faturasını? Veriyorum ben sana paraları. Amen o! Amen o garip dedi, amen o. Ne oluyor lan, içine şeytan mı girdi? Dur çıkartacağım şimdi ben onu. Ya dur ne yapıyorsun ya, dur. Ya kanka ne şeytanı, ne diyorsun ya? Latince kursuna yazıldım, tekrar yapıyordum. Oğlum git tekrarını başka bir yerde yap ya. Allah, bebek ağlama sesi. Anam çok korkunç lan, nereden geliyor bu ses?
Polisi mi arasam ne yapsam ya? Allah Allah, kapı açılıyor lan. Lan kapı açılıyor. Gelme gelme gelme, git gelme. Kanka komik bebek videoları izliyordum, sesini duyunca hemen geldim, ne oldu? Ya arkadaş, niye yüksek sesle dinliyorsun şu videoları ya? Hadi onu anladım, kapıyı niye yavaş yavaş gıcırt atarak açıyorsun? Yağlayalım şu kapıları. Zombiye dönüştü. Gelme bak, gelme üstüme. Kalbine kazık çaplarım. Gümüş bıçak mıydı? Kazık mıydı? Neydi? Kurşun muydu ya? Gelme üstüme. Kanka ne oluyor ya? Öğlen pizza yediydik ya. Ya mideme dokundu herhalde. Şey yaptı. Midem çok kötü yaptı. O yüzden böyle oldum. Ya arkadaş, niye gelip benim yanımda garip hareketler yapıyorsun o zaman? Git tuvalete, geğireceğim mi? Kusacağım mı? Sıçacağım mı? Orada ne yaparsan yap. Hasan, sınavdan 90 puan almışsın. Nasıl 90 ya? 90 puan olamaz hocam. 10 puanı nereden kırdınız? 100 bekliyordum ben. 5. soruyu yanlış yapmışsın Hasan. Hem de en kolay soruyu. Nasıl yanlış olur hocam? Kesinlikle doğru o soru. Oğlum soru da Mevlana'nın "Madem ki sen bensin, ben de senim. Niceye şu senlik benlik. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol" dizeleriyle biten şiirinin ismi nedir diye sormuşum. Sen de demişsin ki "Kim olursan ol, yine de gel." Tamam, doğru değil mi hocam? Hayır oğlum, şiirin ismi "Gel, gel, ne olursan ol, yine gel." Hocam ne fark ediyor işte, yani geliyor sonuçta. Hayır oğlum, aynı şey olur mu? Senin söylediğin gibi olursa anlam farklılığı ortaya çıkıyor. Hocam yalnız bu soruda yanlışlık var. Yani bu soruda yanlışlık var demeyeyim de Mevlana burada bence yanlış söylemiş. Neden oğlum, ne alakası var? Ne olursan ol, yine gel demiş ya, sizi tanımıyormuş. Sizi tanısaymış "bu hariç herkes gelsin" dermiş. Ecem'e bak, fotoğraf atmış, yine şıllık bir yerlerde geziyor. Koca ağızlı, ağzını ayrı ayrı bile gülmüş, şuna bak ya. Dur yorum yazayım, şuna da görsün. Güzellik yine gezmelerdesin. Bizim Ahmet bayram tatilinde köyüne yaylaya gitmiş. Fotoğraf paylaşmış bak oradan. Ya bu çocuk tam bir öküz, yemin ederim ya, öküz öküz. Dur şunun fotoğrafının altına bir yorum yazayım ben. Öküz Ahmet, yaylaya otlamak için mi gittin? Merhaba, size bir sorum olacaktı. Benim bir proje ödevim var da yakışıklı birini görüp yakışıklı olmak nasıl bir duygu diye sormam gerekiyordu. Tabii ki ben anlatayım size. Niye anlatacaksınız? Yakışıklı biri olmak nasıl bir duygu, onu anlatacağım. Yok, beni yanlış anladınız. Teneffüs zili ne zaman çalacak onu merak ediyordum da ben size sadece saat soracaktım. Baba merhaba. Merhaba oğlum, hoş geldin. Oha, bu yanındaki de kim? Öğretmenim baba. Öğretmenin ne işi var oğlum bizim evde? Yine bir haylazlık yaptın, onu şikayet etmek için ta eve mi geldi yoksa? Ya babacım, ben sana "öğretmen bana taktı" dediğimde sen bahane uydurduğumu mu zannediyordun ya? Adam ta eve geldi, taktı bana ya. Nasıl lan? Hasan, yemeğini yiyorsun, ondan sonra hemen ödevinin başına oturuyorsun. Oyun falan oynamak yok. Ben de başında duracağım, kontrol edeceğim seni. Mahmut abi, bana bir tane karışık tost yapar mısın? Kanka ben de senin gibi tost yiyecektim ama sabah evden aceleyle çıktım, okula geç kalıyordum. Paralarımı, ondan sonra telefonumu, her şeyimi evde unutmuşum. Kanka oğlum, niye söylemiyorsun lan? İnsanlık öldü mü oğlum? Aç aç durulur mu lan okulda? Şimdi benim telefonumdan anneni babanı ararız, para getirirler sana, merak etme. Ay ben ödevimi yapmadım biliyor musun? Sınavda hiç çalışmadım, ne yapacağım bilmiyorum vallahi ya. Sınavdan zayıf alırsam var ya, annem babam beni öldürür öldürür ya. Ay bir şey diyeceğim, sen bana aşık mısın? Kim lan? Sen şapşık şey. Nereden çıkarttın lan sana aşık olduğumu şimdi gerizekalı? Koskoca sınıfta geldin, yanıma oturdun ve de 2 saattir benimle konuşmaya çalışıyorsun. Sınıfta başka oturacak yer mi var? Zaten buraya da öğretmen oturttu beni. 2 saattir de konuşan sensin, ben tek kelime etmedim. Fark ettin mi? Neyi fark ettin mi? Biz seninle kavga ediyoruz. Bütün büyük aşklar kavgayla başlarmış aşkım. Aşkım mı? Lan sen yine benim kredi kartından para çekmişsin. Oyun mu aldın yine lan?
Ne oyunu ya? Oyun falan almadım. Oğlum ben yalan mı söylüyorum lan? Çekilmiş işte para. Para harcamadım demedim ben. Oyun almadım dedim. Oğlum ben sana bir daha o kredi kartını kullanmayacaksın demedim mi? Ne aldın? Bir şey almadım diyorum, anlamıyor musun? Oğlum ne yaptın lan o zaman parayı bir şey almadıysan? Anlamazsın sen. Oğlum bak bana dik dik konuşma, canını sıkma, kıracağım bacaklarını. Ne yaptın diyorum paraya? Dark Father'a verdim. Kime verdin, kime verdin? Ben sana anlamazsın dedim değil mi? Ulan benim paramı harcıyorsun, bir de açıklama yapmıyorsun. Delirtme beni bak. Dark Father yayıncı. Oyun oynuyor. İhtiyacı varmış, ona verdim. 10 dolar para yolladım. 170 lira para yapar. Bu kadar sinirlendirmeni gerektirecek bir durum yok ki. Ulan ben 170 lira için ne kadar çalışıyorum biliyor musun? Hem akşama kadar oyun oynarsa tabii paraya ihtiyacı olur. Sen oyun oynuyorsun diye para veren var mı sana? Sen varsın ya. Ulan daha dalga geçer gibi ukala ukala konuşma, kıracağım kafanı bak. Ne yapayım baba ya? Memur olmasaydın 3 kuruş paraya eşek gibi çalışıyorsun. Senin bir ayda kazandığına adamlar 1 saatte kazanıyorlar. İstediğim ekip manları alsaydın o yayınlardan şimdi ben de para kazanıyordum. Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it.